الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي جعل صلاة العيد لوجب على أمة محمد عليه الصلاة والسلام لتكون مكفرة للذنوب وظاهرة للآثام. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يكرم المؤمنين والمؤمنات بنور جمائه في دار السلام. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده وعلمائه الكاملين في عهده، خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على التحقيق أمير المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. ايها المؤمنون الحاضرون، اتقوا الله واطيعوا، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. صدق رسول الله ونفق حبيب الله فيما قال كما قال. محترم مؤمنلر، مطمئن مبارك رمضان شريف بايرام حق سلو بجاكتے رسول اکرم صلى الله عليه وسلم Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret ettiklerinde Medine halkının bayram olarak kabul ettikleri iki gün için bu iki gün nedir diye sual etmişler kendilerine. Biz cahiliye günlerinde bu iki günde bayram yapardık denilince de şöyle buyurmuşlardı: Cenab-ı Hak bu iki gün yerine size onlardan daha hayırlısını kurban ve Ramazan bayramı günlerini ihsan etmiştir. Hicret-i Seniyye'nin ikinci senesinde, Şaban ayı içerisinde oruç farz kılınmış, o sene Ramazan ayında oruç tutulduktan sonra da Şevval ayının ilk gününde bayram yapılmıştır. Mevlamızın lütuf ve ihsanıyla orucumuzu ve teravih namazlarımızı eda edip, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de ihyaya gayret ederek ve yine üzerimize tereddüt eden zekat, mali cihat ve sadakayı fıtırlarımızı vererek Mevlamızın lütuf ve keremiyle bayramı idrak etmiş bulunuyoruz. Bugün Yüce Rabbimizin emrine intisal ederek bu mübarek aya hürmet edip oruç ibadetini yerine getirenler için dünyada Rabbimizin ihsan buyurduğu sevinç, saadet ve ilahi bir ziyafet günüdür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu günün fazileti hakkında şöyle buyuruyorlar: Ramazan bayramı sabahı melekler yollara dökülür ve şöyle seslenirler: Ey Müslümanlar topluluğu! Keremi bol olan Rabbinizin rahmetine koşunuz. O bol iyilik ve ihsanda bulunur. Sonra onlara bol bol mükafatlar verilir. Siz gece ibadet etmekle emrolundunuz ve emri yerine getirdiniz. Gündüz oruç tutmakla emrolundunuz, orucu tuttunuz, Rabbinize itaat ettiniz, mükafatınızı alınız buyuruyor. Bayram namazını kıldıktan sonra bir münadi şöyle seslenir: Dikkat ediniz, müjde size,
Rabbiniz sizi bağışladı. Evlerinize doğru yolu bulmuş olarak dönünüz. Bayram günü mükafat günüdür. Bugün sema âleminde mükafat günü olarak ilan edilir. Müminler oruçlarını tutup bayrama ulaştıklarında Allah Teala şöyle buyurur. Ey meleklerim, her amelin sahibi karşılığını ister. Benim emrime riayet ederek nefsine sahip çıkıp oruçlarını tutmuş olan kullarım da bayrama ulaştılar. Ve benden ücretlerini istemektedirler. Siz de şahit olunuz ki ben onlara affımla ve rahmetimle muamele ettim. Bunun üzerine bir münadi, oruç tutan müminlere hitaben şöyle seslenir. Allah'ın emrine riayet ederek oruçlarını hakkıyla tutan ey ümmet-i Muhammed, sizlere müjdeler olsun. Seyyiatınız hasenata tebdil olundu. Bayramların maddi ve manevi basından birçok faydaları vardır. Bunlardan en mühimi de esasen var olan din kardeşliğinin ve kardeşlik ruhunun daha da kuvvetlenmesi ve intikaf etmesidir. Zira dini gelin İslam'ın en büyük nimetlerinden biri de din kardeşliğidir. İslam, kan davaları, kabile ve soy asabiyeti, zulüm, haksızlık gibi sebeplerle paramparça olunmuş, o zamanki Arap topluluğu başta olmak üzere bütün insanlığı tek vücut haline getirmiş, kan ve soy bağı ile olan kardeşlikten çok daha ileri seviyede bir kardeşlikle birleştirmiştir. Bu husus Âl-i İmran suresinde mealen şöyle ifade edilmektedir. Allah'ın izniyle hep birlikte sımsıkı yapışın. Tefrikaya düşmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman iken o sizin kalplerinizi birleştirmişti de onun nimeti sayesinde sahip kimseler olmuşsunuz. Yine siz bir ateş tutumunun tam kenarındayken oradan da sizi Allah Celle Celaluhu kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle beyan ediyor ki doğru yolu bulasınız. Fahri Kainat Efendimiz de Allah'ın